Herkese selam arkadaşlar, Serdar Başkan ben. Bu videoda TikTok'ta gördüğüm bazı deneyleri ve deneyimsizleri test ediyorum. Efsane avı, düşük bütçeli efsane avı tabii ki. Şöyle bir izleyeceğim. Burada bir arkadaş var. Hemen şuraya da koyalım görüntüyü. Burada bir eleman var. Bikarbonato koyuyor. Bikarbonat şu. Yani sodyum bikarbonat koyuyor. Tuz koyuyor. Zeytinyağı koyuyor. Ve sanırım su koyuyor. Herhalde sudur o yani. Musluktan su akar değil mi? Tuhaf bir musluk bu arada. Koydu. Evet. Karıştırdı. Ve yaktı. Enteresan. Yani burada tuz, sodyum karbonat, su ve zeytinyağından bir tür meşale gibi bir şey yaptı. Çalışmaması için bir neden yok aslında. Ama ben yine de denemek istiyorum. Şimdi önce birazcık bu tuz. Tuz, evet. Biraz tuz koyuyorum buraya. Evet, tuz koyduk. Onun yaptığı gibi hepsini koymuyorum. Karbonat koyuyorum. Biraz daha koyalım. Evet, koyduk. Zeytinyağı. Su. Koyuyorum. Koydum. Biraz daha koyayım. Şimdi bunu karıştıracağım. Neyle karıştıracağım? Karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Evet, güzelce karıştırdım. Bakalım olacak mı? Herhangi bir şey olmuyor. Niye olmadı? Biraz daha su koyalım. Biraz daha su. Tekrar karıştırıyorum güzelce. Yanmıyor. Zeytinyağının aslında normal şartlarda yanması lazım ama yanmadı. Biraz daha o zaman bunlardan koyuyorum. Bunu koydum. Biraz daha tuz. Evet. Karıştırdım. Hiçbir şekilde olmuyor. Tamam, biraz daha zeytinyağı koyuyorum. Karıştırdık diyelim. Olmuyor arkadaşlar. Bu deney ya fake ya içine koyduğu şeyler farklı. Orada tuz, bikarbonat, zeytinyağı ve su kullanıyor. Ben de aynılarını kullandım. Tam biraz daha karıştıracağım şöyle. Güzelce karıştıralım. Ya şimdi ben şöyle bir şey olduğunu düşündüm açıkçası. Şimdi bunun içine sodyum bikarbonat koyuyor. Sodyum bikarbonat suyla bir yere geldiğinde çözünmeye başlıyor. Çözününce İçindeki zeytinyağını da aeroselleştiriyor. Yani havayla karıştırıyor. Oksijenle karıştırıp bardağın suyun yüzeyinde bir şekilde hafifçe gazlaşmasını sağlıyor. Siz de bunu yaktığınızda yanıyor diye düşünmüştüm başta. Ama bu şekilde olmuyor. Bir de sıcak suyla deneyeceğim bunu. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar, bu soğuk suyla yaptım. Kesinlikle çalışmadı. Ama böyle enteresan bir şey oldu. Bakın. Düşük bütçeli böyle bir enteresan madde. Çubuğu içine sokuyorsunuz, dağılmıyor ve suyun içinde uzuyor. Karıştırdığınızda da böyle çok düşük bütçeli bir lava lambası oluyor. Bakın, küçük baloncuklar. Bir de şöyle yapalım. Enteresan. Ha, bunu deneyebilirsiniz bence evde. Şimdi ben sıcak su getirdim buraya. Sıcak su belki şeyi hızlandırır. Bikarbonatın şey yapmasını, karbondioksit çıkarmasını hızlanır ve yağ da aeroselleştirir ve çakmakla yaktığımızda yanar diye düşündüm. Şimdi bir kenara alalım. Bir karbonato koyuyoruz. Koyduk. Tuz koyuyoruz. Eldiveni taktım elim yanmasın diye. Tamam. Yağ koyduk. Sıcak su koyup karıştırıyoruz. Evet, şu an şşş yapıyor ve bir yanar gibi oldu mu? Enteresan bir şeyler oluyor ama yok. Şöyle bir karıştıralım güzelce. Yani bence orada bikarbonat falan yok büyük ihtimalle, çünkü bikarbonat çok büyük oranda karbondioksitten oluşuyor.
ve çözündüğünde ortaya bol miktarda karbondioksit çıkıyor. Normal şartlarda zaten bunu buraya yaklaştırdığınızda çakman bile sönmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde yanmıyor arkadaşlar. Hiçbir yanma emaresi yok. Sadece daha fazla çözünebilmiş bir karışımınız oluyor. Bunun çalışacağını düşünmekle bayağı bir saflık yapmışım. Peki daha fazla ısı yapsak nasıl olur? Karıştırıyorum. Karıştırdım. Yani herhangi bir şey olmuyor. Sadece zeytinyağı yanıyor, karışıyor. Öyle şeyler oluyor. Aslında zeytinyağından şey yapabilirsiniz. Sıvı yağdan bir kandil yapabilirsiniz. Çünkü kendisi yanıyor aslında. Ama bu şekilde olduğunda yanmıyor. Bu gördüğümüz TikTok videosu baya baya fake. En azından kullandığı malzemeler, materyaller farklı. Evet arkadaşlar, sıradaki deneyim biraz bilimsel görünen bir deney. Şöyle bir şey yapıyor arkadaş. Bir tane sıcak şişesi var, ısıtılmış. Bunu ters çevirip suyun içine sokuyor kafasını. Ve ne oluyor? Bu sefer buradaki su basınç farkından dolayı şişenin içine doluyor. Şimdi bunu ben de deneyeceğim. Evet, önce şişeyi güzelce bir ısıtmam gerekiyor. Umarım çatlamadan, patlamadan ısıtabiliriz. Sanırım yeterince ısıtmışızdır diye düşünüyorum. Bunu kapatalım, bakayım. Evet, gayet sıcak. Tıpasını kapatıyoruz. Ve bunu bu şekilde suyun içine doğru soktuk. Daha mı fazla acaba olmalıydı? Bekleyelim bakalım neler olacak. Aa, işte. Evet, dolmaya başladı. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama o kadar hızlı bir şey olmadı. Şişeyi çok mu fazla ısıtmak gerekiyor acaba? Çok fazla ısıtıp tekrar deneyebiliriz bu arada. Evet, şişe soğudu. Basınç dengelendi ve daha fazla herhangi bir şey olmuyor. Ben bunu biraz daha ısıtıp tekrar yapacağım. Evet, bu kez benmari yöntemiyle deli gibi ısıttığım şişeye tıpayı taktım. Aa, çok sıcak oldu. Ve kendimi yakmadan bunu böyle çevirip buraya bırakıyorum. Hala içine hava çıkıyor. Niye tam tersi oldu? Biraz bekleyelim bakalım neler olacak. Evet. Şu an içindeki hava gitti. Soğudukça tam tersi olmaya başlaması lazım. Biraz içeri doğru bırakıyorum bunu. Bırakıyorum. Şöyle göstereyim. Cam tamamen çatladı arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi içine, ama çatlayınca zaten içine su girmesi gerekiyor. Az önce küçük bir parçasını görmüştük. Belki başka bir şeyle tekrar deneyebilirim. Ya, sanırım bunu daha ısıya dayanıklı bir şeyle yapmam gerekiyordu. Ben niye zaten bununla yaptım ki bunu? Şöyle çıkaralım. Şu kısmı alıyorum. Bu kısım bana lazım. Bu kısmı buraya bırakıyorum. Şimdi bir laboratuvar kabı alacağım. Onu güzelce ısıtacağım ve tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar, bu sefer ısıya dayanıklı bir jojen var elimde. Isı değişimlerinden hemen kolayca etkilenmiyor. Patlamayacak. Bunun içine kaynar su koyuyorum ısıtmak için. Koyuyoruz. Şimdi biraz daha ısınmasını bekleyeyim. Gayet zaten çok sıcak. Bunu tekrar geri boşaltacağım. Sonra tıpayı takıp bunun içine sokacağım. Artık bu sefer olmasını umuyorum. Evet, şimdi bunun içindeki sıcak suyu geri koyuyorum buraya. Şişe gayet sıcak. Ağzını güzelce kapatıyorum ve bunu onun içine sokuyorum ve işte sonunda oldu, görüyorsunuz. Anlatacağım ne olduğunu, güzelce bir izleyelim. Oo, evet, buralar ısındıkça daha da kuvvetlendi ve şu an eşitlendi. Ne oldu burada? Şişeyi ısıttık. İçindeki gazlar, yani içindeki hava ne oldu? Genişledi. Sonra ağzını tıkadık
ve onu soğuk suyun içine koyduk kafa üstü. Bu sefer şişenin içindeki hava soğuyunca daraldı. Yani hacmi küçüldü. Hacmi küçülünce de atmosfer bunun içindeki sıvıyı bu pipetten hop buraya ittirdi. Olan biten bu. İzlediğimiz deney gayet bilimsel, gerçekçi ve açıklayıcı bir deneydi. Biraz zorladı beni ama oldu. Burada çok enteresan hidrofobik bir durum var. Bakın size göstereceğim. Masanın üzerine damlayan su damlaları vardı. Hiçbir fırsatı kaçırmıyoruz bilim için. Bunları üflüyorum ve top gibi yuvarlanıyorlar. Arkadaşlar gördüğüm çok enteresan bir deney var. Hemen şöyle göstereyim. Burada bir abi bunu yapıyor. Sonra başka bir tane de hanım var. O da onu deniyor. Hanım dedim, kadın var. O da onu deniyor. Abi deniyor. Görüyorsunuz. Deodoranı pamuk kulak çubuğuna sıkıyorlar. Sonra suya sokuyorlar ve böyle pırf diye köpürüyor. Ben buna gerçekten çok şaşırdım. Ve test etmek istiyorum. Test edelim. Şimdi burada iki tane farklı marka deodoranım var. Markette erkek olanı satılmıyordu. Nedense bilmiyorum. Erkekler kullanmıyor herhalde bunu. Çok enteresan değil mi? Markete gidiyor mu? Gerçekten bunların hiçbirinin erkeği yok. Her neyse. Şimdi şöyle güzelce sokalım. Vaa! Çalışıyor. Ve bayağı da çalışıyor. Bakalım, bekliyoruz. Bir sürede devam ediyor. Ediyor. Enteresanmış. Bir daha deneyeceğim. Çok fazla deodoran. İnanılmaz. Bunun neden olduğunu size açıklamaya çalışacağım. Wow! Bunda daha güzel oldu. Şimdi bu niye oluyor? Bu parfüm şişelerinin içinde, yani bu basınçlı deodorant şişelerinin içinde kokuyu ve içindeki maddeleri dışarı püskürtmesi için bir aerosol gaz var. Bu gaz burada basınçlı bir şekilde duruyor. Siz buna bastığınızda deli gibi basınç kaybediyor. Basınç kaybeden gazlar ne oluyor? Tıpkı buzdolabınızı çalışma prensibinde olduğu gibi inanılmaz derecede ısı kaybediyor ve aslında normal şartlarda gaz formunda olması gereken bu madde sıvılaşıyor. Siz bunu sıktığınızda o sıvılaşan aerosol, yani gaz, pamuğun üzerine yapışıyor. Çok soğuk olduğu için, çok fazla basınç kaybettiği, soğuduğu için pamuğun üzerine yoğunlaşıyor. Ve siz bunu suya soktuğunuzda, soğuk suya soktuğunuzda, tıpkı o kuru buz tepkimesini hatırlayın. Kuru buz suya attığınızda ne olur? Şey yapar, köpürcükler çıkarır. Aynı onun gibi bir anda gaz haline geçmeye başlıyor ve o gördüğümüz köpürcükler çıkıyor. Peki ben bunu daha büyük bir şekilde deneyecek miyim? Evet, deneyeceğim. Evet arkadaşlar, böyle kocaman bir kulak çubuğu taklidi yapan pamuklu çubuğum var. Bunun üzerine şimdi bir sürü parfüm sıkacağım ve onu vırt diye bunun içine daldıracağım. Bakalım daha büyük bir şekilde olacak mı? Hemen yapalım. Biraz daha. Yani kulak çubuğundaki kadar olmadı. Çünkü siz bunu sıkıyorsunuz. Kulak çubuğu çok küçük bir miktar. Hemen burada sıvılaşıyor ve anında daldırdığımız için çok fazla gaz haline dönüşen şey var. Ama şeyde, bu pamukta aynı etki olmuyor. Çünkü onu ıslatmaya çalışırken bir yandan diğer tarafa sıktıklarınız hemen gaz haline dönüyor vesaire. Ama yine de belli bir miktarda olabiliyor. Böyle kocaman iğrenç bir karışım mı oldu? Arkadaşlar inanılmaz bir sunum tekniği gördüm. Bayağı böyle fizik, kimya, her şey var bu sunumda. Bir tuzluk var, tuzluğun içinde sıcak su ve onun içine atılmış küçük bir pellet kuru buz var. Ben bu deneyde ne zamandır kuru buzla ilgili bir şey yapmamıştım. Videoyu yanda görüyorsunuz. Tuzluğun böyle deliklerinden deli gibi şey çıkıyor, karbondioksit çıkıyor. Bunu ben de denemek istedim. Bunun çalışacağı çok belli zaten ama ben bunu çok daha büyük boyutlarda yapmak istedim. Yapışmış. Böyle büyük bir kavanozum var. Az önce de kullandım bunu diğer deneylerde. Bunun içinde de bir sürü böyle kuru buz var. Şimdi bunun içine sıcak su dökeceğim. Sonra tuzluk gibi deldiğim bu şeyi bunun ağzına kapatacağım. Bakalım aynı şey olacak mı? Ya da aynı şeyin daha büyüğü olacak mı? Burada sıcak suyum var.
Şimdi sıcak suyu güzelce un içine koyalım. Harika oldu. Şöyle size de göstereyim. Şöyle yandan da göstereyim. Biraz daha su koyalım. Abi bu harika bir şey. Şimdiye kadar biz niye kuru buzlu deneyi yapmadık ya? Küş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Evet, buradan deli gibi karbondioksit açığa çıkıyor. Arkadaşlar yapışmış. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu deneyleri beğenmişsinizdir. Kimi efsaneydi, kimi gerçekten gayet bilimseldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.